Geleceğe Giriş programı ile Kariyer Kod Cafe etkinliğinde tanıştım. Başvurma kararı aldım. Doğuş Teknoloji ile tanışmam, Doğuş Teknoloji'nin kariyer günleri için benim okuluma gelmesiyle başlamıştı. Süren bittiğinde uzaktan çalışmaya geçtim. İki taraflı karşılıklı memnuniyet olduğu için İzmir'den çalışıyordum. Manisa Ceyhanpaşa Üniversitesi'nde okuyordum. Okul sebebiyle İzmir'e gitmem, geri dönmem gerekti. Burada çalışamadım. Uzaktan çalışmaya devam ettim. O şekilde ilerledi süreç. Bana katmış olduğu en büyük avantajlardan bir tanesi Agile çalışabilmek oldu. Agile ile ilgili okuldan küçük bir bilgim vardı. Okulda görmüş olduğumuz yazılım mühendisliği dersi sayesinde çok küçük bir şekilde Agile nedir, Scrum nedir bunlar hakkında ufak tefek bilgi sahibiyim. Doğuş Teknoloji'ye geldiğim zaman Agile çalışan bir takımın içerisinde yer almak beni oldukça geliştirdi. Scrum nasıl uygulanır? Agile metodolojileri nelerdir? Waterfall'dan farkları nedir? Bize neler katar? Takım nasıl yönetilir? Şeklinde aklımda bir soru işareti kalmadan tamamen bu metodolojiyle çalışarak iyice öğrenmiş olduğumu düşünüyorum. Mentorlarımız desteğiyle en iyi ve en efektif çalışan, en yeni teknoloji kullanma fırsatımız oldu. Ben stajımda çok daha detaylı eğitimlere katılma fırsatı buldum. Detaylandırarak yeni eğitimler verildi. Mobil development olarak kariyerime devam etmek istiyordum. Fakat hangi teknolojiyi kullanmalıyım, hangi teknoloji yeni, hangi teknoloji benim için daha iyi bir fırsat kapı açar bilmiyordum. Ama burada atandığım büyük projeler sayesinde bunları deneyimleyip öğrenme fırsatı buldum. Doğuş Teknoloji'de biz Agile kullanıyoruz. Arkamda board var bir tane. Her sabah 8.45'te daily yapıyoruz. Bu daily'de de bugün ne yapacağımızı konuşuyoruz ve iş arkadaşlarımızı aslında hani bilgilendiriyoruz yapacağımız işlerle alakalı. Her iki haftada bir retro oluyor. Da işte ekip bağını güçlendirmek için yapıyoruz o retroyu da. Daha sonra 10 aylık bir staj sürecinden sonra artık bir Doğuş Teknoloji çalışanıyım. Doğuş Teknoloji'de 7 aylık staj sürecinin sonunda çalışan olarak kariyerime devam ediyorum. Burada çok güzel bir çalışma ortamı var. Langırt, bilardo, masa tenisi, satranç gibi keyifli aktiviteler yapabiliyoruz. Güzel bir ortam var. Her zaman destek oldular. Body süreci var. Başladığın zaman bir buddy'n oluyor ve buradaki çalışma ortamını, çalıştığın şeyleri, hani sana destek olan bir insan oluyoruz kısacası alışman için. Buradaymış gibi hissettim ve zaten şu anda da aynı şekilde burada devam ediyorum. Umarım bundan sonra da Doğuş olarak devam ederim. Başladık mı? Evet, kayıt. Tamam. Geleceğe giriş et. Onu söyledin zaten aslında. Takıldım şu an, diyeceğimi bilmiyorum. Evet, benim bütün kafa gitti şu anda. Ben herhalde çay taşıyacağım falan diyordum da taşımadım. Sıralama önemli değil, değil mi? Değiştirebilirim. Tabii ki. Tamam. Merhaba, İstanbul baştan alıyorum. Nereden gireceğimi bilmiyorum, biraz şey olacak ama bir gireyim artık onu montajda şey yaparız herhalde. Cümle toparlayamıyorum. Toparlayayım. Daha ilk günden toparlayamamışım. Gezebilir miyiz?